Emrah Yıldız ile Kimya dersine hoş geldiniz sevgili gençler. Bugünkü dersimizde ise hidrokarbonlar ve fonksiyonel grubu anlattıktan sonra bunlarla ilgili adlandırmalar ne şekildeymiş onları görüyoruz. Başlangıçta anlatacağımız alkanlar kısmı ile ilgili şu an için gerekli olan sadece YGS'deki organik bileşik adlandırılması. Zaten alkanlar adlandırılmasına geçelim. Yupa göre daha çeşit örnekler verilecektir. Alkanların ilk başlangıçta gençler CH4 ile başladığımız zaman ismi neydi? Metandı. Kapalı formüllerini vermiştik. Şimdi yarı açık formüllerini vererekten soruları çözeceğiz. CH3 dediğimiz zaman bunun ismi nedir? Etandır. 3 karbonluya geldiğimiz zaman CH3 olduğu zaman bunun ismi nedir? Propandı. Buraya kadar zaten biliyorsunuz. Hocam tekrar ne yazıyorsunuz diyenler vardır muhakkak. Dikkatle dinliyorsunuz gençler. CH4 karbonluya geçtiğimiz zaman işler biraz daha değiştiğini göreceksiniz. Alkanlarda 4 karbonluya geçince artık düz zinciri değil dallanmış şekilde görebilirsiniz. Dolayısıyla artık bunu adlandırırken baş harfine ne gelecek? N gelecek. Hocam N nedir diyenler için söylüyorum. N demek gençler? Normal demek. Yani homolog sıra. Yan yana. Dalsız bu kadar. Dallanmalı değil. Dalsız olanlara ne diyoruz? Normal ünitini söyleyip 4 karbonun ismini yazıyoruz. Neymiş? Normal bütan diyorsunuz sevgili gençler. Ya hocam bunu farklı olsa ne yaparız? Yupak ve özel adlandırma şeklinde alkanlara çok geniş anlatacağız ama burada birkaç örneği vereyim. Örneğin sevgili gençler CH3 ve CH3. Evet, organiği yeni açanlar, daha yeni dinleyen sevgili gençler, burada bu molekülleri nasıl bu şekilde hızlı yazabildiğimi anlatayım. Bir karbon 4 bağ yapacağını daha önce de söylemiştik. Bakınız 3 tane hidrojenle bağ yapmış. Bu bağla beraber, yarı açık formülde göstermiş, bu bağla beraber kaç tane oluyor? 4 bağ oluyor. Buna baktığımız zaman niçin hocam buna CH yazmadınız? Dikkatle beni izliyorsunuz. Birinci sigma bağı, ikinci sigma bağı, üçüncü sigma bağı, bir hidrojenden gelen 4 tane sigma bağı olduğu için artık ona H2 diyebilir miyim? Hayır. H3 diyebilir miyim? Hayır. Dolayısıyla ne olması gerekiyor? 1H olması gerekiyor. Yani tüm molekülleri yazarken buna dikkat ederek yazıyorsunuz. Bir karbon 4 bağ yapacak. Bunu unutmuyorsunuz. Dolayısıyla gençler iki şekilde adlandırması var. Bir özel bu molekülde. Bir de yupak adlandırma. Kısacık yupak nedir ondan bahsedeyim. Yupak numaralı adlandırma demektir. Moleküle baktığınız zaman 4 karbon olduğunu görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Kafanız karışmasın. Şu sigma bağlarını göstermiştim. Bunu tekrar siliyorum buradan. Evet gençler. Kaç tane karbon var? 4. Yapacağımız şey en uzun zinciri seçmek. Evet. İlk yapacağımız şey en uzun zinciri seçmek. Seçiyorum. 1, 2, 3. Bakalım 4 var mı? 1, 2, 3. Yine 3. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. Yine 3. Aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3. Ya nereden bakarsanız bakın 3. Şöyle yapan oldu sevgili öğrenciler zamanında. Özel derslerimde de bu şekilde çok gerçekleşti. 1, 2, 3 sırası 4 diyenler var. Böyle bir şey yok. Karbon zincirine dikkat edeceksiniz. Bakınız. Karbonun zinciri devam ediyor yine karbonun zinciri. Veya karbon zinciri devam ediyor karbon zinciri. Buradan tekrar şuna bağlantısı var mı? O zaman 1, 2, 3, 4 diyemem. Zinciri tamamlamam gerekiyor. O yüzden karışmaması için yapmanız gereken kutucuk içine almak. Alalım. 3 karbonluyu kutucuk içine aldık. Evet, yupak ne dedi? Önce en uzun zinciri seçtim. İkinci olarak yupak ne diyor? Numara ver. Peki numarayı neye göre vereceğiz? Yap bir numara burada. Nasıl bir numara yapalım burada? Bakalım dallanma nerede yakın? Yukarıdakine bakarsanız yan yana. Ama burada ne var? Yan yana yazılırken bir tane dallanma var. İşte dallanma dediğimiz şey bu. Bakalım bu dallı işleri değiştiriyor mu? Kesinlikle diyeceksiniz. Normal yazılan iki normal bütenken şimdi numara veriyorum. Bakalım normal mi? Dallanma sağdan sayılabilir, soldan da sayılabilirim. Bakalım birinci, ikinci karbonda bağlanmış. Sağdan sayıyorum birinci, ikinci karbonda bağlanmış. O zaman soldan veya sağdan başlamanın bir önemi yok. Soldan sayıyorum. 1, 2, 3. Evet. Yupar göre bu der ki ikinci karbon olduğunu belirt. Yazıyorum. İkinci karbon olduğunu belirtiyorum. İkinci karbonda ne olduğunu belirttim şu an. Bir grup bağlı. Sevgili gençler CH4'ün ne olduğunu öğrenmiştik. Neydi? Metandı. Peki ikinci karbona ne bağlanmış? CH3. Ne demiştim daha öncekinde? CH4 metansa. Bundan bir hidrojen çıkarsa neyi kaldırıp neyi getiriyorduk? Kaldıranı, getirili ne oldu? Metan iken metil kökü oldu. O zaman bu kökün adına ne diyeceğiz? Demek ki o A4'e yaz dediklerini burada ne yapıyoruz? Teker teker kullanıyoruz.
O zaman iki metil diyerekten ben buradaki arkadaşı ne yaptım? Söylemiş oldum. İki metil tamam. Bunu söyledim. Geriye ne kaldı? En uzun zincir. E kaç karbonlu? 1, 2, 3. 3 karbonlu alkan ismi neydi? Hocam niye alkan? Alken anlattınız, alken anlattınız. Niye alkan? Çünkü hiç pi bağ var mı? Yok. Hepsine baktığınız zaman sigma bağları. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Alkan üyesi olarak sınıflandırmanız gerekiyor. Çünkü alkan üyesi 2 metil 3 karbon olduğu için ne diyeceksiniz? Propan diyeceksiniz. Bunu çok kısacık söyleyeceğim sadece. Çünkü ilerleyen zamanda alkanları anlatınca bunu geniş bir şekilde anlatacağım. İkinci karbona gençler, bu bir kuraldır. İkinci karbona 1 metil grubu bağlanır ise sadece ama. Burada da başka dallanma olmayacak. İkinci karbona sadece 1 metil grubu bağlıysa bunun alkanlardaki önek adı izodur. Evet gençler neymiş? İzodur. E hocam bir gün çıktı geldi bir öğrencim dedi ki izo değil de iso yazıyor. O da olur sevgili gençler. Kitaplardan kitaba göre değişebiliyor fark etmez. İzo önekini söylersiniz. İzo gibi öneki söylüyorsanız şunu söyleyeceksiniz. Tüm karbonlar benimdir diyeceksiniz. Sayalım bakalım kaç karbonlar var? 1, 2, 3, 4. 4 karbon alkan ismine bütan yapıştır. Bunun ismi izobütandır sevgili gençler. Bunun diğer adlandırması şeklinde ifade edebilirsiniz. Evet, alkanlardaki genel adlandırma bu şekilde devam ediyor. Şimdi gelelim alkenlerin adlandırılmasına. İkisinin arasındaki fark neymiş bir görelim. Alkanlarda farkındaysanız yine an ve en hecelerini buradan aldım. Metan, etan, propan, bütan, propan, bütan ne yapıyorum? Hep anla bitiyor. Şimdi ise neyle bitmesi gerekir? En, yani alken üyeleri. Bir karbonlu var mıydı? CH2 var mıydı? Hayır yoktu. O zaman iki karbonlu yanaşık formülden başlıyorum. CH2. Hocam niçin iki hidrojen var? Hani CH3'te başlıyordu diyenler için anlatıyorum. Karbon kaç bağ yapardı? 4 bağ. İyi say. 2 tanesini hidrojenden yapmış. Geriye kaç bağ gerekiyor? 2 tane. 3. bağ, 4. bağ. Demek ki 1 karbon 4 bağ yapacak şekilde yazıyormuşum. Pi bağı yerleştirdim. Peki hocam bunun ismi ne? 2 karbonu söyledik. Alkanlarda etandı. Kaldıranı, ketenini. Bunun ismi ne oldu? Eten. Hocam bir ismi daha var. Doğru mu? Evet. O da ilen idi. İlen ikili getirdiğimiz zaman ya etendir ya etilendir şeklinde söylüyoruz. Eten ve etilen. 3 karbonluya geldiğimiz zaman CH3, CH, CH2 artık tekrar nitelendirmeyeceğim. Bu yazım tarzlarım tamamıyla karbon 4 bağ yapacak şekilde gençler. Artık hızlanıyoruz. Hızlanmamız lazım artık. 3 karbon ismi neydi? Propan'dı normalde. Kaldır ağam getiren propen oldu. Diğer ismi neydi? Propilen oldu. Evet gençler. Buraya kadar yine dediğim gibi YGS bilgisi olarak adlandırıyorum. Daha da çok ayrıntılı adlandırmayı alkanlar ve alkenler üyesinde anlatacağım. Ama şu an yine kısa güzel böyle YGS bilgilerini yupar göre verelim. Örneğin şöyle olsaydı. CH3, CH, CH2, CH, CH2H5 ve CH3 olarak olsaydı. Sevgili gençler. Şu an alkenlerde daha çok anlattığımız bir kısım olarak, daha yoğun anlattığımız bir kısım olarak bu örneği verdim ama şu an bu örneğimle genellikle bir kanıya ulaşacaksınız, daha kolay adlandırabileceksiniz. Sevgili gençler, UPAC şunu söylerdi. Bir, en uzun zinciri seçelim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4'ü buldum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5'i buldum. 4 artık çürüdü, 5'teyim. Sayıyorum. 2, 3, 4, 5. Baktım. 2 tane 5 var. Sevgili gençler. Bu şekilde pi bağ içeren bir molekül varsa zincirim pi bağ üzerinden yürümeli. Çünkü benim önceliğim o. Ve en uzun zinciri bu şekilde seçmeliyim. Niye diğer 5 değil karbon değil hocam? Çünkü pi bağ içeren benim zincirim olmalı. Dolayısıyla 5 karbonu seçtim sevgili gençler. Peki nereden numara vereceğim? UPAC'ta bunu çok geniş anlatacağım. Daha önce söylediğim gibi pi bağ nereden yakınsa, özellikle ikili bağlar neredeyse öncelik ona verilir. Dallanma sonraya bakılır. Daha sonra daha giriş anlatacağız. Dolayısıyla burada 1 diye başlamak zorundayım. 2, 3, 4 ve 5 şeklinde adlandırıyorum. İlk yapacağım şey şudur. Baktaki 2 tane ne var? Moleküldeki çizmiş olduğum bu kısmın dışında grup var. Bunlar hangi karbonlara bağlanmış? Bakıyorsunuz 1, 2'ye bağlanmış. Bir de üçüncü karbona bağlanmış.
O zaman 2,3 dedim. Niye? Aynı grup bağlandığı için. Farklı grup bağlansa 2 diyeceğim, adını söyleyeceğim. 3'teki fark ise 3 diyeceğim, adını söyleyeceğim. Ama aynı grup olduğu için ne yapıyorum? 2,3. Sonra latinceler geliyor. Yufak'ta yine geliş söyleyeceğiz. Latince'de 1 monodur, 2 di'dir. 2 tane aynı grup olduğu için ne diyeceğim bu sefer? 2,3 di diyeceğim. Peki bağlanan grup ne? Daha önce de anlatmıştım. Metandan bir hidrojen çıkınca neydi kökün ismi? Metildi. 2,3 dimetil. Çok güzel. Artık bunları söyledim. Geriye sadece zincirim kaldı. Zincire baktığım zaman kaç karbonlu? 5 karbonlu. Herkes pentan diye bekliyor, doğru mu? Hayır. Burada ne var? Pi bağ. Onu görmezlikten gelemezsiniz. Pi bağına baktığınız zaman kaçıncı karbonda pi bağ başlıyor? Birinci karbonda. Bunu yeni belirtmek zorundasınız. 2,3 dimetil 1 ve 5 karbonun ismi normalde neydi? Alkanlarda pentan. Alken olduğu için anı kaldı. Eni koy. 1 penten olacak arkadaşlar. İşte bu şekilde adlandırmamız alkenlerdeki yupağı örnek verilmiş oluyor. Evet sevgili gençler. Üçüncü olarak hidrokarbonları bitirmemiz için alkinleri de adlandıracağız. Alkinleri de bir görelim. Alkinlerin adlandırmasında yine önem verdiğimiz hece ne olacak? En in. Sürekli bunları söylüyorsunuz gençler. Yine iki karbondan başlıyorum. Yine yarı açık formülden başladım. İsmi nedir diye sorduğumda artık etan ve sonrasında etin idi. İn ikini getirdik. Şimdi bunun özel ismini hatırlatalım. Asetilendi. Evet sevgili gençler, buna dikkat ediyoruz. Bir örnek daha veriyorum. 3 karbonluya geçiyorum. İlerleyen zamanda iç alkin, üç alkin şeklinde de bunları daha geniş açıklayacağız. 3 karbonlu alkine baktığım zaman normal ismi neydi alkanlarda? Propan. Kaldıran, getirin. Bunun ismi ne oldu? Propin. Özel ismi nedir dediğimizde bunu arkadaşlar biz genellikle çok dikkat ederseniz ne demiştik yukarıda şu CC'yi gördüğümüzde? Asetilen demiştik. O zaman burası da asetilen. Bağlanan grup ne? Bakın. Metil. Ne kadar basit. Metil asetilen diyoruz. Ve adlandırmayı bu şekilde bitiriyoruz sevgili gençler. Bu kadar. Basit. Ne kadar basit olduğunu görebiliyorsunuz. Birkaç örnek verirsem alkinler de çok iyi oturacak. Evet sevgili gençler. Böyle bir molekül yazdım. Yine baktığınız zaman yupa göre adlandıracağım bunu. Şu an sadece ilgisi bilgi olarak bunlar yeterli olacak sizin için. Sevgili gençler, buna bakıldığında ilk başlangıçta ne yapıyorduk? En uzun zinciri seçiyorduk. Seçelim. Normalde en uzun zincir kaç karbonu bakıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5. 5'i buldum. Başka? 1, 2, 3, 4. Bu da zincirin bir üyesi, açabilirsiniz. Az önceki örnekte de anlattığım gibi bunu açabilirsiniz. Devam ediyorum. Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karbonluyu buldum. Evet. En uzun zinciri bulduktan sonra hemen onu ne yapıyorsunuz? Kutucuk içine alıyorsunuz. Bu önemli. Dediğim gibi eğer çift bağlar, üçlü bağlar varsa dallanmaya göre öncelik onlara verilir. Bunu bildikten sonra sevgili gençler şimdi ne vereceğiz? Numara. Numara bakalım nereden vereceğiz? Sevgili gençler hemen şunu diyorsunuz. Öğrenmişsiniz. Dallanmış olan yerden başlar. Her zaman öyle diye bir şey yok. Bakacaksınız 1, 2, 3. karbonda dallanıyor. Hemen 1 diye başlıyor. Bir tezimiz var. Çoklu bağlar varsa dallanmaya göre öncelik verilir dedik. Dolayısıyla çoklu bağ görür görmez 1, 2, 3, 4, 2 karbon olduğu için 5 ve 6 olarak ne yapıyorsunuz? Yazıyorsunuz. Ve ilk söylediğimiz gibi yine bağlanmış grup hangi karbonda? 4'te. 4 diye yazdım. Evet 4 diye başladım. 4'e ne bağlanmış? Bakıyorum burada metil grubu. 4 metil. Güzel. Artık bunun işi bitti. Sonra baktım 6 karbonlu. En uzun zincirin alkandaki 6 karbon neydi? Hemen şimdi düşünüyorsunuz. Metan, etan, propan ezberlemiş olsaydı direkt hekzan derdiniz. Hekzan mı bakalım? Baktınız ki çoklu bağ var. Yine birinci karbona tekabül etmiş. 1 diye kesinlikle belirtmek zorundasınız. Çünkü ne olabilir? 2 ile 3 arasında da olabilir. O yüzden 1 diyorum. Dolayısıyla arkadaşlar 4 metil 1. Hekzan yerine artık hekzin diyerek doğru cevabı vermiş oluyor sevgili gençler. Şimdi ise hidrokarbonlardaki siklo alkanlar ve siklo alkenlerin adlandırmasına geldik. Siklo alkanlar ve siklo alkenler. Evet gençler, ikisinde de ortak özellik olarak siklo alkanlar ve siklo alkenlerin minimum
üyesi 3 karbonudur. Evet. Size sordukları zaman alkanın minimum üyesi 1 karbon, alken ve alkenin minimum üyesi 2 karbon, sikloalkan ve sikloalkeni sordukları zaman minimum üyesi 3 karbonudur. Bunu unutmayacağız gençler. Sikloalkanlar örnek vereceksek 3 karbonlu örneği bu şekilde üçgen, kare, gördüğünüz gibi ev şekli ve altıgen şeklinde ne yapılıyor? Gösteriliyor. Okunurken başına siklo örneği gelir gençler. Siklopropandır bunun ismi. İsterseniz 4 karbonu açık şekilde yazabilirim. Her köşesinde bir nevi iskelet gösterim gibidir bu çizim. Her köşesinde bir karbon vardır ve karbonlar bu şekilde yazıyoruz gençler. Kaç bağ yapacaktı bir karbon? 4 bağ. Ve 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 şeklinde 4 bağ yapacak. Ve her köşesinde ne bulacak gençler? Hidrojen bulunacak. Dolayısıyla hidrokarbon bileşiklerinde siklo alkanları ifade etmiş olacağız. Peki bunun ismi nedir dersek? Ya öndekine siklo denir, diğer ifadeyle çiklo da denebilir. İsmi siklobütan şeklinde ifade edebilirsiniz. 5 karbon olduğu zaman gençler ise siklopentan şeklinde ifade edilir. 6 karbonlusu sikloheksan şeklinde ne yapılıyor? İfade ediliyor. Dediğim gibi siklonun diğer ifadesi çiklodur. Sikloheksan da diyebilirsiniz. Evet gençler. Peki hocam biz buna bir grup bağlasak nasıl okuyacağız? Ona çok dikkat ediyoruz. Örneğin 3 karbonlu bir sikloalkanda CH3 bağlıysa nasıl ifade edeceğiz? Çoğu da çok basit. Bağlanan grubun adını söylüyorsunuz. Tüm karbonlar eşit enerjili olduğundan dolayı herhangi birine bir demeniz gerek yok. Çünkü hepsi bir. Dolayısıyla ismi metil siklopropandır. Peki hocam 2 tane grup bağlanabilir mi? Kesinlikle bağlanabilir. Bağlayalım. CH5 ve CH3. Peki ne yapılmalı? Şu an ise UPAC kurallarına göre iki grup bağlı ve ikisi de alkilse, alkil kökleri ise yapacağımız şeyler farklı da olabilir bu arada. Eğer alkil kökü ve farklı grup aynı grupta bağlansa alfabetik sıralamaya ya da molekül ağırlığı büyüklüğüne bakılır. Hem alfabetik sıralamada etilin E'si, metilin M'sinde öncelik budur. Yani etildir. Veya molekül ağırlığına bakıldığı zaman 24-29, 12-3 daha 15'tir. Yine 29-15'e göre daha önceliktir. Dolayısıyla 1 diye bunu ifade ederiz. Peki, 1 diye öncelik numarayı verdikten sonra 2 nereden gideceğiz? Bakalım, yukarıdan gidersek 2-3'e tekabül ediyor. Aşağıdan gidersek 2-3'e tekabül ediyor. Önemli olan numarayı küçültmek. İkisini de 3'e tekabül ettiği için fark etmez. O zaman diyeceksiniz ki 1 etil, virgül, 2 diye bir şey yok, 3'e geldi. 3'te ne bağlı? Metil. Artık gerisi kolay, siklobütan şeklinde ifade edilir. Evet sevgili gençler, bunları alkanlardaki sikloalkanları anlattığımız daha geniş anlatacağız. Şu an YGS için organik bileşiklerin okunmasından bahsediyoruz. Sikloalkenler dediğimiz zaman yine birim üyesi 3 karbonluydu. Yine 4 karbonlu. İşte hocam aynısını çiziyorsunuz, yanlış değil mi diğerleri için? Evet, farkı göstermek için arkadaşlar dikkatli izliyorsunuz. Herhangi karbon arasında bir çift bağ olacak. İster buraya, ister buraya, ister buraya fark etmez. Gönlünüz nasıl isterse bu şekilde yerleştirdiğinizde hepsinin ismi ne olacaktır? Baş harfi olarak çiklo gelecektir. Daha doğrusu baş kelime olarak çiklo gelecektir. Yani siklopropen veya propilen denilecektir. Buna ne diyeceksiniz? Siklobüten veya siklobütülen şeklinde ne yapacaksınız? İfade edeceksiniz. Peki 5 karbonlu olduğu zaman ne demek zorundasınız? Pentandı. Alken olduğu için pentendi. Halkalı olduğundan dolayı da siklopenten veya siklopentilen şeklinde ifade edeceksiniz. Son olarak da yine siklo veya çiklo ikini söyleyip heksilen veya heksen şeklinde ne yapacaksınız? İfade edeceksiniz. Bunları gençler çoğu zaman okullarda yanlış öğretiliyor. Bunu düzeltmek için buraya birkaç örnek vereceğim. Siklo alkenlerde öncelik nasıl verilir? Dikkatli izleyin beni. Bakın sevgili gençler. 4 karbonlu örnek olsun. Buraya bir CH3 bağlayayım. Buraya da CH5 bağlayayım. Evet. Sevgili gençler, sikloalkenlerde bunun okunması sorulduğu zaman çoğu kişi çok yanlış ilerliyor. Öncelikle diyor ki hocam alfabeti öğrenmiştik. Evet öğrendik. İşte hocam dallarını öğrendik. Evet öğrendik. İşte hocam burada çift bağ var öncelik. Evet öğrendik. Ve bunların hepsini nasıl harmanlayacağız onu öğretiyorum. Öncelikle gençler, buradaki ana zincirim benim sikloalken. Ve burada dallanmadan önce pi bağın olduğu yere dikkat edeceğiz. Pi bağa baktım.
Bu karbon veya bu karbon. Peki hangisine öncelik verilecek? Hem burada arkadaşlar bakınız pi bağı mevcut bu karbonda, hem de dallanma mevcut. O zaman ne yapacağım? Kesinlikle 1 diye buna ifademizi kullanacağım. Çünkü biz ne dedik? Çift bağ ve dallanmayı daha öncelik vereceğiz dedik. Doğru mu gençler? Evet. Dolayısıyla çift bağdan devam edersem 2, 3, 4 şeklinde ne yapıyoruz? Numaralandırıyoruz. Peki yani hocam diğerini yapsak olmaz mıydı? Örneğin şuna 1, 2, 3 desek olmaz mıydı dediğimizde biz burada numara toplanmasını öngörüyoruz. Şu an 1 artı 4 eşittir 5 oluyor. Evet, farklı bir şey veriyorsunuz. 5 oluyor. Eğer ki biz buradaki çift bağdan başa 1, 2, 3, 4 deseydim yine 2 ve 3'üncüye bağlanacağı için ne oldu? 2 ve 3 eşittir 5 oldu. Şu an değişen bir şey var mı? Toplamda yok. O zaman hangisine öncelik vereceğim? Öğrendiğim bilgiler. Çift bağ ve dallanma neredeyse 1 diye oradan devam edeceğim sevgili gençler. Dolayısıyla şu ilk başlangıçta gösterdiğim doğru bir adlandırma ve başlangıçtaki bağlanan grupları söylüyorum. 1 metil virgül 4 etil ve artık aslında bunu diyerek çift bağın yerini belirtmiş oluyorum. Ama yine de söylemekte fayda vardır. 1 siklo büten veya bütülen şeklinde ifade edilebilir. Evet, çift bağlarda böyle başlayıp 1, 2 diyen çok kişi var. Böyle bir gösterim kesinlikle yanlıştır. Çift bağ 1 karbon diyorsan çift bağdan devam edilir. Diğer karbondan gidilmez. Bunu çoğu okullarda ve çoğu yerlerde yanlış anlatılıyor. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Bir dedikten sonra çift bağdan devam edeceksiniz. Bu çok ama çok önemlidir. Evet gençler, sikloalkanlar ve sikloalkenleri anlattıktan sonra son olarak da aromatik hidrokarbonlar, yani hoş kokulara geldik. Bir de onlardan bahsedelim. Ve hidrokarbonlarımızın adlandırmasını bitirelim gençler. Evet. Aromatik hidrokarbonlar daha önce duydunuz. Aromatik hidrokarbonlar hoş kokulu demektir. Burada en önem verdiğimiz şeyler en küçük esi kaç karbondur? Evet. 3 diyen var, 4 diyen var, 5 diyen var. Kesinlikle bunlar değil arkadaşlar. En küçük esi 6 karbonludur. Buna dikkat edeceğiz. E hocam bu sikloalkana benzedi. Evet ama bu değildir. Bu değildir. İşte bir tane firma verilmiştir. Hocam sikloalken mi? Normalde evet bu sikloalken ama aromatik mi? Hayır. Aromanın şartını söylüyorum. En küçük üyesi 6 karbonludur. Ve herhangi karbon arasında çift bağla başlanır. Sonra şöyle devam eder. Çift, tek. Çift, tek. Çift, tek şeklinde ne yapacaktır? Devam edecektir. Dolayısıyla bu şekilde de gösterilebilir. Çift bağ bu karbon arasında göstermiştim. Bu şekilde de bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek şeklinde ne yapılabilir? Gösterilebilir. Bu hocam benim için zor oluyor. Daha kolay yok mu diyenler için? İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Buradaki elektronların yoğunluğundan dolayı karbonlar arasında buradan başladığını düşünsek tekrar buraya geleceğinden dolayı şöyle bir ne yapıyoruz? Elektron yoğunluğunun bulutunu gösteriyoruz. Dolayısıyla bu gösterim tarzı nasıldır? İçerisinde yuvarlak varsa aromatik hidrokarbonların en küçük üyesidir diyoruz. Neymiş formülü? C6H6. Neymiş bunların adı diye sorduğumuzda benzendir diyeceğiz. Üçü de gösterilebilir. Evet sevgili gençler. Benzen budur. Benzen çok önemli. Neymiş? Minimum 6 karbonlu. Bir çift bir tek, bir çift bir tek, bir çift bir tek olması çok önemli. Bunları sağlıyorsa aroma hoş kokulu bir bileşiklerdir diyoruz. Peki bunlara neler gelebilir? Onlardan bahsedelim. Bağlanabilecek diğer gruplar vardır. Nasıl gruplar bağlanabilir? Örneğin CH3 bağlanabilir. Örneğin CH5. Bunları daha önce öğrendik. Bunlar neydi? İkisi de R gruplarıydı. R neydi? Alkil köküydü. Pekala. Başka grup bağlanamaz mı hocam? Kesinlikle bağlanır. Ne bağlanabilir? Halojenler bağlanabilir. Ne onlar? İşte brom, flor, klor, iyot. Tabi doğada bunlar ikili şekli ne yapacaktır? Bulunacaktır. Bağlanabilir. Bunlar bromo, floro, kloro, iyoda şeklinde söylenebilir. Ne bağlanabilir? Hidroksit. Yani hidroksi. Yani oksi grubu da bağlanabilir. Başka ne bağlanabilir? NO2'nin organik, yani normalde azot dioksit okunmasını herkes biliyordur. Ama bunun organik ismi nedir? Nitro. Evet. Nitrodur sevgili gençler. NH2 bağlanabilir organik kısmında. Peki nedir NH2 dediğimiz zaman? Normalde azot dihidrür diyenler kesinlikle vardır. Ama organik ismi de dediğimiz zaman amino grubudur. Neymiş gençler? Amino grubu. Bunu benzen halkasında gösterelim. Benzen halkasında bir OH grubu bağlı olsun. Benzen halkasında NH2 grubu bağlı olsun. Hocam illa yukarıya mı? Hayır, istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.
CH3 bağlı olsun. Hocam değişir mi ismi? Hayır, istediğiniz yerleştirin, değişmez. Hocam CH5 olsun. Evet, olsun. Şurası karışmasın. Evet sevgili gençler. Biraz daha güzel yazalım. İşte efendim NH2'yi bağladık. NO2 olsun. Biraz daha zorlaştıralım bakalım sevgili gençler, bulabilecek misiniz? Evet bu olsun. Evet bu olsun. Bir de şu örnekleri vermiş olalım. Evet sevgili gençler. Şimdi baktığımız zaman 8 tane örnek verdim ve bunların hepsini isimlendireceğiz. Çok basit örneklerdir. Normalde neydi arkadaşlar baktığımız zaman? Benzen. Evet OH grubu bağlı olduğu için buna ne diyeceğiz? Hidroksi benzen. Evet. İsmi neymiş? Hidroksi benzen. Ya hocam başka bir ifadesi yok mu var? Oksi benzen de denebilir. Ve bir de özel ifadesi vardır. Adı fenoldur. Evet bilmemiz şart. İkincisine baktık. NH2 neydi burada baktığımızda? Amino. O zaman ne olacak bunun ismi? Amino benzen olacak. Özel isim var mı hocam diyenler için? Kesinlikle var. Nedir onun özel ismi de? Anilin. Üçüncü örneğimize baktığımız zaman bir alkil kökü bağlanmış. Neydi onun ismi? Metil benzen. Evet. Metil benzen. Özel ismi nedir diyenler için? Toluen'dir sevgili gençler. Neymiş? Toluen. Evet. Evet. Diğer alkil kökünü bağladığımız zaman ismi nedir? Etildi bu kökün ismi. Etil benzendir. Evet. Özel ismi yok. Diğer tarafa baktığımız zaman NO2 bağlanmış. NO2'nin adı neydi? Nitrobenzen. Evet arkadaşlar. Bunun ismi de nitrobenzendir. Özel ismi de yoktur bunun. Geldik bunu biraz düşünün bakalım hocam. Bu zor diyenler var. Bakıldığı zaman bu kısmı kapattığımda benzer bir grup çıktı. Neydi? Benzen diyorduk. Bu grubu kapattığımız zaman çoğu öğrencime, özel ders öğrencilerine sorsam önceki gün en çok düşündükleri bir gruptur. Nedir bunun adı dediğimde çoğu kişi düşünür. Evet düşünün bakalım CH2 kökü ne olabilir? Şu an düşünüyorsunuz. CH2 kökü normalde CH2'den bir hidrojen çıkmış. Düşünün. Alkenden bir hidrojen çıkınca ne köküydü? Alkenil köküydü. Neydi o kökün özel ismi? Vinil. Evet. Vinil benzen. Özel ismi nedir diyenler için? Stren. Evet. Bir bildiniz. Neymiş? Stren. Bravo. Geldik arkadaşlar. Halojenler bağlansa nasıl söylenir? Klor bağlanmış. Ya klor diyeceksiniz ya da kloro benzen şeklinde ifade edilebilir. Evet. Bunun adı nedir? Son örneğimizi siz yapıyorsunuz. Evet. Düşünün bakalım. Evet. Çoğu kişi dedi hocam bromo benzen. Brom benzen dedi. Evet. Arkadaşlar eğer bu şekilde brom benzen veya bromo benzen şeklini düşündüyseniz kesinlikle yanlış. Yanlış mı? Nasıl hocam diyenler olacak. Gençler aromatik hidrokarbona baktığınız zaman ortasındaki eğer bu yuvarlak işaret hepsinde var bakın. Ama bunda yok. Olmadığı zaman aromatik bir bileşik. Aromatik bir hidrokarbondan söz edemeyiz. Dolayısıyla bunun ismi nedir? Brom sikloheksandır. Peki bu sorular nasıl gelecek karşımıza? YGS bilgisi olarak aşağıdakilerden hangisi aromatik hidrokarbondur? Baktığım zaman evet aromatik hidrokarbon mudur diyenler için herkes kafa sallıyor. Hayır değildir. Bu aromatik bileşiktir sevgili gençler. Neymiş? Aromatik bileşik. Niçin? Hidrokarbon olması için sadece hidrojen ve karbon olması gerekiyor. Burada ne var? Oksijen var ekstra. Dolayısıyla bunun adı aromatik bileşiktir. Bu azot var. Aromatik bileşiktir. Bu evet. Alkil kökü sadece karbon ve hidrojen bağlı. Dolayısıyla bu nedir? Aromatik hidrokarbon. Baktınız. Bu da aromatik hidrokarbon. Baktınız. Azot var. Oksijen var. Aromatik hidrokarbon yerine aromatik bileşik diyeceksiniz. Baktığınız zaman hocam çift bağ var. Aromatikten çıkmış mı? Hayır efendim. Karbon ve hidrojen varsa yapıştırıyorsunuz. Aromatik hidrokarbondur diye. Klor bağlı aromatik bir bileşiktir diyeceksiniz. Buna baktığınız zaman aromatik değildir diyeceksiniz. Ortadaki ifade olmadığı zaman aromatikten söz edemeyiz. Bugünkü anlatacağım şeyler bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen dediğim notları dikkatle dinleyin, dikkatle alın ve iyi çalışın.